Merhaba. Bugün dosya uzantıları nasıl görünür hale getirilir? Bunu anlatacağım. Eskiden özellikle çok sık ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi. Artık bu popülaritesini kaybetti fakat yine de zaman zaman ihtiyaç duyabiliyoruz. Güvenlik gereğiyle bu tür dosya uzantıları artık gizlenir hale geldi Windows'ta. Görünür hale getirebilmek için ilk önce ya My Computer ya da Windows Explorer'ı açmanız gerekiyor. Ya da kısa yolu olan, onu da söylemiş olayım şimdi. Windows E tuşuna basarsanız Explorer açılıyor. Buradan size iki örnek klasör göstereyim. Biri C yüzey. Bir de D'deki şu MP3'lerin olduğu bir klasör var. Burası olsun. Burada gördüğünüz gibi dosya uzantıları gözükmüyor. Bir dosyayı rename etmek istediğim zaman sadece adını değiştirebiliyorum. Dosya uzantısını görebilmek için şurada File menüsüne girmem lazım ama gördüğünüz gibi o da gizlenmiş durumda. Bu menünün açılabilmesi için bu penceredeyken Alt tuşuna basıyorum. ALT tuşu, boşluğun solundaki tuş. Gördüğünüz gibi menü açıldı karşımda. Tools'tan Folder Options'a geliyorum. Burada hazır bu pencereye girmişken şu şeyden de bahsedeyim. Show All Folders ve Automatically Expand to Current Folder benim tercih ettiğim şeyler. Şu anda mesela 2 GB diye bir klasörün altındayım ama solda onu göremiyorum. Bunu Automatic Expand dediğim zaman direkt onu da açıyor. Evet, şimdi bu folder'ı açmış oldum. Şimdi görünüm özelliklerine gelelim. Burada birincisi hidden file'ları açmak istiyorum ben özellikle. Show hidden files dedim. Altta bilinen dosya uzantılarını gizleyi kaldırıyorum. Hide extensions artık gizlemiyor. Bir de sistem dosyalarının gizlenmesini kaldırıyorum ben özellikle. Burada bize uyarı veriyor. Yanlışlıkla işletim sistemi dosyalarını silebilirsiniz veya üzerinde işlem yapmayın diye. Bunu gerçekten dikkatli kullanmak lazım. Sistem dosyalarını gördüğünüz zaman her tanımadığınız dosyayı silmeyin. Ben evet dedim. Uygula diyorum. Okey dediğim zaman buraya dönüyor. Bakın artık MP3'ler çıktı. Burada bir dosyanın adını değiştirmek istediğim zaman artık uzantısını da değiştirebiliyorum. Mesela bunu TXT yapabilirim. TXT gibi gösterebilirim. Artık bu bir Notepad dosyası gibi oldu. Sistem dosyalarına gelince burada Page File Size demin gözükmüyordu yüzeyde. O da görünür hale gelmiş oldu. Bu özellikleri geri kaldırmak isterseniz önce şunu bir eski haline getireyim. MP3 yapalım. Yine buradan File menüsünden kapatabiliyorsunuz.